10 adımda 12 adım. Yani daha yaratıcı olmak mümkün şeklinde. Burası Afrika, Moritanya sahili. Arkada yerli bir kabile var. Son derece tehlikeliler. Lütfen denemeyiniz dedim. Öyle bir şey yok tabii bildiğiniz. Antalya arkadakiler de animasyoncu arkadaşlar. Sadece şunu yapmaya çalışıyorum. Instagram'dan beni takip eden varsa garip garip foto manipülasyonlarım var. Böyle mekan kaymaları falan gerçekleştirerek, arkadaki nesnelerle oynayarak farklı fotoğraflar bir şekilde tasarlıyorum. Bunu yapmak çok önemli değil ama kafanın bu şekilde çalışması önemli. Yaratıcılığın sürdürülebilir olması anlamında biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi bu slayt önemli, slayttakiler de çok önemli. Gördüğünüz gibi Salvador Dali'den tutun, Picasso'ya, Edgar Allan Poe'ya, Atatürk, Steve Jobs, Tesla, Madame Curie, Virginia Woolf var. Tabii her biri büyük deha. Aslında olmamaları dünya tarihindeki mozaikte bir kayma meydana getirir herhalde, bir eksiklik meydana getirir. Hepimizin aklına geliyor değil mi soru işaretleri? Bu insanların bizlerden farklı olan özelliği ne acaba? Yani deha diyoruz da sahip oldukları şey yaratıcılık mı? Yaratıcılıksa bunun sayesinde gerçekleştirmişlerse acaba bizlerden genetik olarak farklılar mı? Farklı aile öyküleri var mı? Ya da farklı bir üslup mu kullanıyorlar? Yani potansiyellerini nasıl harekete geçirmişler? Temelde hepimizin aklına gelen sorular. Bugüne kadar bilim dünyasının bu alanda geldiği yeri ben size kabaca özetleyeyim. Büyük ihtimal bizlerden çok çok büyük farklılıkları yok. Ama tutumlarında büyük farklılıklar var. Zaten ben de biraz ondan söz edeceğim. Yani bu yaratıcılık dediğimiz şey, biz işte bu salondaki herkes, mütevazi ve sıradan insanlar olduğumuzu düşünelim. Acaba bu yaratıcılıkta bir şekilde sıçrama gerçekleştirebilir miyiz? Tamam, deha olmayalım ama en azından yaratıcılığımızı maksimize edebilir miyiz? Biraz bunlardan söz edeceğim. Bu önemli. Gelecekçilik hakkında pek çok şey okuyorsunuz, dinliyorsunuz. İşte fütürizm meselesi. Bir kere yaratıcılığın önemi buradan kaynaklanıyor. Eğer gelecek bizim bu ütopik dediğimiz hani muhteşem bir seyirde gelecekse bununla da entelektüel kapitalizm olacak. Ve bunun temelinde yaratıcılık olacak. Yani bu mükemmel kapitalizmde yaratıcı olmayan bireylerin ve yaratıcı olmayan ülkelerin ayakta kalabilmesinin çok imkanı görünmüyor arkadaşlar. Bakın bizim geleceği tasavvur ederken çok insanın böyle doğasına, projeleme sistemine de çok uygun bir şey, iptidai bir hatamız vardır. Biz geleceğin yekpare bir gelecek olarak geleceğini düşünürüz. İşte yapay zekalar, sensör teknolojileri vesaire vesaire. İşte robotikler, algoritmalar. Gelecek yekpare gelmeyecek. Bugün de öyle değil ki. Yani 2019'un Afganistan'ıyla Kanada'sı aynı mı? 2050'nin Türkiye'siyle işte İngiltere'si niye aynı olsun? Bir şekilde yeteri kadar çağın gereklerine yetenek ve becerilerine uygun yaratıcı bireyler ve dolayısıyla kolektif bir kültür geliştirebildiğimiz durumda hayatta kalacağız. Tam söz bu, survival, hayatta kalmak. O yüzden yaratıcılık çok çok önemli bir kavram. Çok net söyleyeyim size. Adı bu olur olmaz ama gelecek iyi gelecekse kesinlikle hayal gücü iktidara gelecek. Başka bir şans görünmüyor. Peki buradan hareketle yaratıcılık, işte hayal gücü, inovasyon dediğimiz zaman beyinden söz ediyoruz. Biraz çok kısaca beynin durumuna bakalım. Yani durum bu kadar ciddi olmayabilir. Ama bu arkadaş, her birimizde birer tane var. Gerçekten zorlanıyor yani, onu söyleyeyim. Bakın bugün ortalama bir insanın zihninden yaklaşık 70 bin düşünce geçtiğini söylüyoruz. Batı odaklı bir kapitalizmde yaklaşık 3 bin reklam mesajına maruz kalıyoruz. Bugün CIA'in 1960 yılında bir ayda ulaşabildiği bilgiyi Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk sadece bir günde ulaşabiliyor. Ve bununla beynin başa çıkması çok zor, çünkü hep şunu söylüyoruz. İnsanın kültürel evrimi, insanın biyolojik evriminin çok çok öncesinde gidiyor. Yani 2,5 milyon yılda konuşma edimini kazanan insan, yaklaşık 300 yıl önceki bilgi birikimine dayanarak işte bugün hiperreal kentler inşa ediyor. İşte yapay zekalarla, algoritmalarla çalışıyor. Bir de zaten muhteşem bir kapasitesi var. 2,5 milyon GB veriyi toplayabildiğini, biriktirebildiğini söylüyoruz beynin. Bu ne demek biliyor musunuz? 2,5 PB, işte hadron patlamasını falan yaparsınız. Yani orada çıkan veri yaklaşık böyle bir veri. Bugün kaydetmeye başlasanız 300 yıl boyunca her birimizin o kafatasının içerisindeki eşsiz donanım sürekli, hiç kesintisiz HD bir filmi, bir televizyon yayını, bir diziyi kaydedebilir. Düşünsenize 300 yıl yaklaşık erkenci kuşu kaydettiğini.
Zaten mesele de biraz orada başlıyor. Yani yaratıcının önemli bir adımıdır seçilim kriteri. Mesele orada başlıyor. Beyin isyan ederken acaba hani onu bir şekilde nasıl doğru kullanabiliriz meselesinde. İşte ben formülü gördüğünüz gibi oluşturdum. Denklem biraz karışık duruyor. Tabii ki denklem bu değil, bir görsel databanktan aldım ama ben madde madde sıralayacağım size. Birincisi idrak yöntemi. Adını ben böyle koydum. Dünya gerçekten bence idrak yolları enfeksiyonu diye adlandırabileceğimiz bu durumu yaşıyor. Çok sevdim bunu bulurken bu lafı. Kimse birbirini anlamıyor. Yani anne kızını anlayamıyor, baba oğlunu anlayamıyor, beyaz siyah anlamıyor, devlet vatandaşını anlamıyor, yazar aydın okuyucusunu anlayamıyor. Bayağı bir idrak problemi var. Oysa ki insan beyninin en büyük fonksiyonlarından, en üst fonksiyonlarından biridir idrak. Yani derin anlama, yani kavrayabilme, yani dünyayı okuyabilme, yani kavuşma, kesişme. Biz idrak yeteneğimiz bizde, hepimizde var ama biz onu kullanmadığımız zaman beynin kendisi zaten bir kası olduğu için kullanılmamış vaziyette orada duruyor. Ve ilginç bir şekilde siz kullanmadığınızda cevabını bir şekilde size o şekilde veriyor. Peki nasıl kullanabilirsiniz idrak meselesini? Evet, kitap okumak, başka kültürleri görmek, bunun üzerine muhalif olabilmek, kendine bile muhalif olabilmek, muhakeme yeteneğini geliştirmek, hayatındaki her şeyi bir anlam yolculuğu içerisinde değerlendirebilmek, yaratılışın kaynağını anlamak. Bunlar idrak fonksiyonunu geliştiren meseleler ve bir şekilde sürdürülebilir olarak da bunun devam ettiğini düşünmemiz lazım. Yani sizin, yani hepimizin verili bir özelliği haline geliyor ama biz onu kullanmak istediğimiz zaman. Bakın, Rodin'in heykeli, bu sadece bireyde de kalmıyor aslında, kolektif bir kültür haline geliyor. Üstteki de 3800 yıl önceden, yani orta bronz çağdan kalmış bir heykel. İlginç bir şekilde iki heykelin de adı şair. Biz düşünen adam diyebiliyoruz ama, çünkü şairler düşünce satan adamlar. Ve aslında insanlık o binlerce yılda çok da değişmemiş. Kolektif kültüre bunu bağlarsak, 160 kadar ülkede Rodin'in heykeli olduğu söyleniyor. Hemen hemen tüm ülkelerde, üniversitelerde, müzelerde, kütüphanelerin önünde ama biz de akıl hastanelerinin önünde kullanıyoruz bunu. Bu işte kolektif kültüre idrakın nasıl yansıdığına ilişkin bir unsur. Çünkü işte bunun devamı icat çıkar mı oluyor? Böyle şeyler bizim düşünce dünyamızın, dil dünyamızın bir parçası olduğunda da icat çıkarmıyoruz açıkçası. İkinci mesele uzman nöronlar oluşturmak. Yaratıcılık dediğimiz olgu aslında basit nörobiyolojik bir faaliyet. Şöyle gerçekleşiyor. İşte 80 ile 100 milyar arası nöronumuz var, değil mi? Zihnimizde. Bunların 15 milyar kadarı bizim duygulanım, öğrenme, yaratıcılık dediğimiz faaliyetlerle ilgileniyor. Biz onları kullanmaya başladığımızda, figüratif bir şey anlatıyorum, kabaca herhangi bir alanda, enstrüman çalmak, spor, müzik, yaratıcılık, yazarlık vesaire aklınıza ne geliyorsa, o hücrelerden bir kısmının sola doğru çekildiğini düşünün. Onun üzerinde kilometre yapmaya başladığınızda o hücrenin öbekleştiğini düşünün ve uzman hücreler haline geldiğini düşünün. Bakın, 95'ten beri reklamcıyım, hep yaratıcı endüstrilerin içerisinde bulundum. Edebiyat eleştirileri yazdım, projeler geliştirdim. 2008'de ilk kitabımı yazdım, 2,5 yıl kadar sürdü. Geçen ay 15. kitabımı yazdım ve bence ilk kitabımdan daha iyi bir kitap oldu, daha kabul edilebilir bir kitap oldu. Ayda 5 tane dergiye yazı çıkarıyorum. Bunlar Harvard, Bloomberg, Milliyet Brand MapTrip. Benim beynimde bu uzman nöron geliştirme aracılığıyla diyeyim, bir kod çözüldü. Neye ilişkin bir kod çözüldü? Yazmaya ilişkin bir kod çözüldü. Dolayısıyla bizim aslında hani yetenek dediğimiz şey, tanımına nereden baksan değişir ama basitçe var olan bir duysal kapasitenin mükemmelleştirilmiş hali. Dolayısıyla öğrenme pratiğinde bu uzman nöronlar geliştirme pratiğine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bir üçüncü mesele, odaklanmış mod, dağınık mod yöntemi. Bu karar biliminde ve aynı zamanda yaratıcılık ve öğrenmede çok önemli iki kavram. Biz sol beyin, sağ beyin meselesine çok fazla yer ayırdık. Biraz da klişe haline geldi. Literatür onu dışlamaya çalışıyor son yıllardaki araştırmalarla ama bu önemli. Beynin iki modu olduğunu söyleniyoruz yaratıcılık esnasında. Bir tanesi dağınık mod. Şu an dağınık modu kullandığımı düşünün. Sahnedeyim, ışıklar var, siz varsınız. İşte Servet hocamı görüyorum burada, işte Gökçen'i görüyorum. Şu an dünyayı algılamaya çalışıyorum, yani büyük resmi görüyorum. Bu dağınık mod. Bir de bunun odaklanmış modu var. Odaklanmış mod ise sadece Gökçen'in o güzel ceketiyle ilgilenme mesela. Bunu yaratıcılıkta nasıl kullanırızı size ifade edeyim. Kendi kullandığımda bir yöntem ama sadece ben kullanmıyorum. Bunu Salvador Dali'den Picasso'ya, hatta Osmanlı'da hakimlerin o kalem yöntemi dediği şey. Bakın, kendinize boş bir, izole bir ortam bulun. O izole ortamda, mesela ben reklamcılıkta bunu yapardım. Reklam öncesinde değil mi?
Hedef kitleye, analiz, strateji hepsine bakacağız. O analizi yapın kafanızda. Beyinde yaklaşık bir saatlik öğrenme süreci mükemmel bir toparlama gerçekleştiriyor. Böyle düşünün. Bir koltukta oturun. O koltuk elinize, benim uğurlu bir anahtarlığım vardı, Beşiktaş anahtarlığı. Düşünerek o yöntemle, o pratikle ne çalışıyorsanız yavaş yavaş uykuya dalın. Tütsü falan da iyi gider bu arada, koku. Yani duyuyu harekete geçirmek için. Bir zaman sonra uykuya geçtiğinizde kaslarınız o elinizdeki anahtarlığı tutamayacağı için pat diye düşecek. Ve o noktadan sonra dağınık moddan aslında odaklanmış moda geçeceksiniz. Topladığınız mükemmelleştirilmiş bilgi o konu hakkında bir anda odaklanmış modda sizin çok hızlıca o projeyi çıkarmanıza neden olacak. Muhteşem proje, azımsamayın, mutlaka bunu deneyin. Bir başka mesele tersine mühendislik yöntemi. Çok eğlenceli Tyler Lannister'la işte Jon Snow'un hayvan pazarlığı yapması ya da Lord of Rings'te Cüneyt Arkın'ın Edusun'un olması, ama kafa bu şekilde çalıştığı sürece iş görüyor. En çok izlediğiniz dizileri alın tersine mühendislikle veya cümleleri ögesine ayırmak gibi düşünün. Defalarca izleyebilirsiniz aynısını veya başka başka dizileri izleyebilirsiniz. Karakterleri yazın, tanımlamaya çalışın, olay örgüsünü tanımlayın, her şeyi tanımlayın. Kamera, en sevdiğiniz sözleri, büyük bir defteriniz olsun. Bunu çeşitli prodüksiyonlarla tekrar tekrar yapın. Bir zaman sonra da hatırlamak için bunları tekrar okuyun. Göreceksiniz, intihal olmayan bir yöntemle belli bir süre geçtikten sonra bu muhteşem yaratıcılıklar sizin olacak. Çünkü beynin örüntüsel öğrenme yöntemi buna dayanıyor. Bakın çok basit yöntemler bunlar ama inanılmaz etkili olduğunu göreceksiniz. Bir başka mesele işbirlikçi olmak. Jim Rohn önemli bir Amerika'da kişisel gelişim yazarı, çok zeki bir adamdır. Diyor ki dünyanın en zeki insanı da olsanız bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altında kimselerden ibaret ise düzeyinizi bile koruma imkanınız yoktur. Altı üstü beş kişiden ibaretsiniz. Etrafınızda değerli insanlar olsun. Farklı farklı sektörlerden. Ben bunu yaparak senaryo yazmaya başladım. Gökçen benim arkadaşım olduğu için ondan çok şey öğreniyorum. Etrafınızda değerli insanlar toplayın. Bu değerli insanlar, çünkü insanın en üst fonksiyonlarından biri sosyalleşmedir, size bu işbirlik anlamında muhteşem yetiler kazandıracaktır. Bir daha artı, mutlaka insan detoksunu yapın. Enerjinizi çalmak isteyen enerji vampirlerini, çünkü herkes geleceğe sizin gibi bakmayabilir, hayatınızdan uzaklaştırın. Neticede uzmanlaşma her şey. Profesyonel değilim ama ben kendi dalımın her şeyinde uzmanım ve benim önüme ne çıkarırsa çıkar uzmanım. Dünya mutfağında da uzmanım. Çünkü ben gördüğüm bir kere bir tekniği öğrendim. Her şeyde ben uzmanım ve her zaman da en iyi uzman da ben olacağım. Muhteşem. Üçüncü eşeğe dikkat. Çok acayip bir şey yapıyor. Ben derim ki dünyayı uyumsuzlar kurtaracak. Uyumsuz pes etmeyen, olanı olduğu gibi kabul etmeyen ve hep yeni peşinde koşan beyindir. Duruma bakıyor, bir çözüm geliştirmeye çalışıyor. Onun üzerinden atlamak mantıklı gelmiyor. Bakın alıyor. Belki izleyeniniz vardır bu videoyu. Bence çok çarpıcı. Şu an bu bir insan beyni olsa ve çözüm üretmeye çalışsa beyninde üst fonksiyon anlamında muhteşem şeyler gerçekleşecek. Yeni bağlantılar kurulacak. Mutlaka uyumsuz olmak gerekiyor. Bir başka prensip Kazım Bey'in gücü. Bunun konuyla ilgisi yok. Kazım abi bizim mahallede peynirci, aslında kıyak olsun diye koydum oraya. Çünkü yıllardır bana hocam televizyonlarda dolaşıyorsun, bir biz ünlü yapmadın, biz Burhan Çeçen gibi dolaşıyoruz diyor. Yani neden geldim İstanbul'a diye, gerçekten sadece ondan koydum. İnsanları sevin, onlara iyi davranın. Bakın Kazım abi için bir ilk gerçekleştirdim, çok sevinecek videoyu gördüğünde. Kadın erkek beyni, bu slayt her şeyi bitiriyor. Sadece okuyun. Testisleri koruyucu tampon ilk defa 1874 yılında kullanıldı. Kafayı koruyan kask ise ilk defa 1974'te kullanıldı. Anlamamız yaklaşık 100 yıl sürdü şu beta, alfa versiyonu hakkında. Bence çok güzel, ampirik de olsa güzel bir veri. Bir başka mesele, bu videonun tümünü gösteremeyeceğim, çok uzun ama muhteşem bir kaos var burada. Kaos yaratıcılığın ilk adımıdır. İlk önce her şeyi toplayın. Topladığınız şeyleri sonra ayrıştırın, bölün, çalıştırın, tekrardan dolaşıma sokun. Bu kavgada başlangıçta birbirini döven şu soldaki iki tane arkadaş kavganın sonunda herkesi dövmeye başlıyor. Resmen kaostan işbirliği doğuyor. Sosyalleşme dedim. Kaos önemli. Kaosa değer verin. Bir başkası sıfırlama yöntemi. Bu da çok önemli. İnsan beyninin en çabuk çalıştığı durum ne biliyor musunuz? Beyin görüntülemelerde cayır cayır yandığını görüyorsunuz. Boş duvara bakın. 5 dakika. Ardından bildiğiniz yarı hipnoz gibi olun. Ve hayal gücüne dalın. Beynin
işte çeşitli nöro görüntüleme cihazlarında cayır cayır yandığını göreceksiniz. Bundan daha iyisi yok. Yöntem bu mu bilmiyorum. Bunu da tercih edebilirsiniz. Meditasyon da iyi gelebilir. Yoga da iyi gelebilir. Sakın küçümsemeyin. Ben buna sıfırlama yöntemi dedim. Bu arada bakın burada bile özellikli durumlar göreceksiniz. Şu sağa doğru ilerleyen arkadaşa bakın, amcaya. Bak yeni bir şey yapıyor karşılıklı. Diğerleri hep aynısını yaparken. Özgün olmak, bunu da ileride söyleyeceğim. Boş zaman tekniği, niye bize diyorlar ki hobiler geliştirin falan. Stresten uzak kalın, kendi potansiyelinizi zorlayın. Bence çok önemli Vedat abi. Yani garip gelebilir buradan bakıldığında böyle ama ben gerçekten çok ilham verici buldum kendisini. Boş zaman etkinlikleri önemli. Kortikal stresten uzak durur, sizin yaratıcı gücünüz olur. Bir başka mesele, risk almalısınız. Dünyada risk almayan bir yaratıcı yok. Yani Barış Manço'dan Zeki Müren'e, işte ne bileyim John Lennon'dan aklınıza gelebilecek Dali'ye kadar bütün herkes risk alarak bir yere geldi. Çorum'da bir karayolu. Son akşam yemeği, İsa'nın son yemeği gibi oluyor falan ama ben ben çok önemli buldum bunu. Risk almak lazım. Bir başka mesele, zekanın her türünü kullanmamız gerekiyor yaratıcı için. Fiziksel, duygusal ve bilişsel, zihinsel zekayı kullanmamız gerekiyor. Bakın, diğerleri dolanıyor şirin bebeklerden. Sağdakine dikkat edin. Google'ın 25 yıl sonra eğer Google varsa CEO'su olacak o. Çünkü fiziksel kapasitesini de kullanmak zorundasın. Bir başka mesele, en sorulmayacak soruları sormanız lazım. İlk önce kendinize. Beyefendi buyurun, hoş geldiniz. En sorulmayacak sorunun nasıl soru olduğunu Nihat Hoca'nın yüzünden anlayacaksınız. Bu soruları kendinize dair sorabildiğinizde... Benim kaşlarım kalındı. Şekil verdim. Hani bu sizce caiz midir? Bu bakış. Birine bu soruyu sorabiliyorsanız doğru yolda ilerliyorsunuz, onu söyleyeyim size. Keşke videoların hepsini izleyebilsek. Muhteşem videolar. Bir başkası özgün olmak. Bakın dilencileri sadece çeşitli engelleri taklit ederken görüyorsunuz. Görme, yürüme, koltuk değnekleri ama eğer bu adam bacaklarını sağda bakın kendisi var böyle yapıyorsa bırakın salıverin gitsin, bu sanattır. O parayı hak etmiştir. Özgün olmak lazım. Bir başkası tutarlı olmak lazım. Yaratıcılık insanın hayatın parçası. Yozgat boşuna Yozgat olmadı. Gerçekten tutarlılık. Bir başkası fırsatları görmek zorundasın. Burada yaklaşık 2000 kişi var. Her biriniz gelişmeye çok açık, muhteşem insanlarsınız. Benim kitabım da öyle bir kitap. Siz nereden bulacağım başka türlü? Ben bunu yazdım. 20 liraya bu yöntemlerin hepsini indirimli olarak alabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan etkileşim sağlamak lazım. Şu an itibariyle beni takip eden ilk 5 kişiye imzalı gönderiyorum. Ama YouTube'daki etkileşimi de sağlamak zorundayım. YouTube yayına girdiğinde de en güzel yorumu yapan 5 kişiye imzalı gönderiyorum. Yapacağım bunu. Buradan da etkileşimi gerçi. Hayat fırsatları görmektir. Şans geldiğinde kullanmaktır. Ama en önemlisi sonuncusu. Amerikan Psikoloji Derneği diyor ki son bülteninde, yaratıcılığın geliştiren şey tutku, ilham ve aşktır. Bunlarsız yaratıcılık diye bir şey olmaz. Eğer işinize, hayatınıza karşı bu motivasyonu sağlayamıyorsunuz, sizi motive edecek bir şey bulun. Ben doğduğundan beri hayatımdaki her şeyi 6 yaşındaki, şu an 6 yaşında olan kızım için yapıyorum. Onun gurur duyabileceği bir baba olmaya çalışıyorum. Bu benim için çok çok önemli. Bir öğrenme zorluğu yaşıyordu, çözdük çok şükür. Geçen hafta sınıfında şunu söylemiş, öğretmeni bunu yapabilir misin diye sorduğunda. Benim babam Uğur Batı demiş, tabii ki yaparım demiş. Bu benim aslında kariyer zirvem. Yani bundan daha iyi bir söz duymadım, muhtemelen de duymayacağım. O yüzden kendisine her doğum gününde bir şarkı yazıyorum. 7 yaşından itibaren de birer hikaye kitabı yazacağım. Bu ilk doğum günü için bestelediğim şarkı, Cenk'le birlikte söyledik, Cenk Yüksel'le sevgili arkadaşım. Sizi onunla baş başa bırakıyorum ve seviliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Açıldı, yandı, yandı, anlatıldı. Aklım almadı ama kalbime sığdı. O benim hayatım oldu, ben de onun ruhu. Düşler kızı, Elvira.